hoş geldin diyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim, siyasete neden döndüm? Neden bu ihtiyaç oldu? Neden geldim? İyi Parti'den elimi değil, gövdemi taşın altına koymaya geldim. Zaman zaman Rize'ye gelirken, bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde gelip gidiyordum. Sokakta, şimdi gelirken de aynı pozisyonlar oldu. Ya Köksal Başkan, Allah aşkına gel. Rize'den aday ol. Rize'den sana ihtiyacımız var. Siyasi parti önemli değil. Hangi partiden olursan ol, seninle beraberiz. Geldim İyi Parti'den, elimi değil, gövdemi taşın altına koymaya geldim arkadaşlar. Bu sisteme değiştirme günüdür. Gün hep birlikte hareket etme günüdür. Onun için buradayım. İşsizlik sorunu önemli. Genç üniversiteli gençlerle dün akşam da buluştum. Sordum. Dedim ki siz ne bekliyorsunuz? İyi Parti olarak bizden ne bekliyorsunuz? İşte. Geçmişte 10.000 kişiyi işe koyduk. Rahmetli Mesut Yılmaz 98 yılında değerli başbakanımız 5.000 kişiyi işe koydu. Eğer o gün biz Doğru Yol Partisi olarak, Mesut Yılmaz Anavatan Partisi olarak 15.000 kişiye yakın işe koymasaydık, 15.000 kişi işe koymasaydık şimdi Rize'nin ekonomisi yerlerdeydi. Şu anda Rize'nin ekonomisi emekli maaşlarıyla ayakta duruyor. Say kanunu diye bir kanun çıkardılar. Üretici o kanunda yok. Ve televizyonlara bağlandım. Muhalefet ettim. Dedim ki siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir kanun olur mu? Say kuru içinde yok. Say üreticisi içinde yok. Say kanunu çıkarıyoruz. Kültürün sorunlarını biliyoruz. Bakın bir kültür merkezimiz var. Kültür ve turizmden dışında her şey var. Pide ararsam var. Lahmacun ararsam var. Pantolon ararsam var. Her şey var. Ama kültür yok. Turizm yok. Sorsam bir kültür merkezi var. Adı var, kendi yok. Tekrar Rize'de turizmi ve kültürü ayağa kaldıracağız. Rize'nin su sıkıntısı var. 1990 yıllarında rahmetli Memişi Ali Usta belediye başkanı iken biz değerli ortağımız o zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber değerli il başkanı Allah rahmet eylesin Haydar Kulaksız, Rasim Oncular vardı, Mehmet Aslan Kayalar vardı. Onlarla beraber Andon Suyu projesini yaptık, bağladık ve yedek su bıraktık oraya. Şaban Deresi diye bir su bıraktık ki o zamanki Ozan Bey vardı, Malatyalı. İller Bankası Bölge Müdürü Yardımcısı dedi ki bize 20-30 yıl sonra nüfus artışına göre Rize'de su sıkıntısı olur. Bunu sonradan bağlamak üzere bırakıyoruz. Ama gördük ki Andon'un başına HES yapmışlar. Bütün akarsuları o HES'e bağlamışlar. Şimdi Rize susuz çekiyor. Susuzluk çekiyor. Geldiğimiz zaman su sıkıntısını çözeceğimize de size söz veriyorum. Bir AVM yaptılar. İnsanları mağdur ettiler. Trafik arttı. Trafik sıkışması oldu. Orada AVM olur mu? Stadın yerinde AVM'yi yap. 48 saat yılda maç oynanıyor arkadaşlar. 48 saat 50 saat. Stadı başka bir yerde AVM'yi orada yapın. Şehri açın. Orada AVM olur mu? Onun için trafik sıkıştı. Bu sorunu da biliyoruz. Bunu da İyi Parti olarak çözeceğimize size söz veriyoruz.